Genellemeye vurursak Trabzonspor'un Abdullah Hoca'dan sonra oyun sisteminde çok belirgin bir değişim var. Bu daha çok pas oyununa dönük, topun kontrolünü sağlayan, maçın hızını kontrol eden bir oyun yapısına sahip. Bu haftaya kadar aslında çok fazla istediklerini sahaya yansıtamayan bir futbol görünüşü vardı ama sonuç olarak da çok iyi gidiyordu. Bu maç hem topun hızı hem oyuncuların fiziki hızı hem de düşünce hızı olarak gayet başarılı bir maç geçirdiler. Ve gün geçtikçe de sanki üzerine koyuyorlar. Ben buraya Ama bir virgül koyalım mı? Bir Trabzon'a uzanalım. Muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel karşımızda. Yunus, geçmiş olsun dileklerimizi de ileterek sözü sana bırakıyoruz. teşekkürlerimi Soy Göksu. Trabzonspor Konyaspor'u farklı mağlup etti ama tabii maçın önüne geçen bir durum var. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı. Maalesef genç oyuncu tam sakatlıktan çıktı. Formunu yavaş yavaş yakalıyor derken talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 27. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrası Abdülkadir Ömür yerde kalmıştı. Ardından hemen oyundan alındı ve soyunma odasına getirildi. Burada ilk müdahalesi yapıldı. Sağ ayak bileği sargıya alındı. Ardından hemen hastaneye kaldırdı Abdülkadir Ömür. Hastanede de çekilen röntgen sonucunda sağ ayak bileği üst bölümünde kırık tespit edildi genç oyuncunun. Bu da uzun süreli sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Biraz önce kulüp başkanı Ahmet Ağol da stadyumdan çıkışta yaptığı açıklamada oyuncunun ayağında kırık tespit edildiğini ve şu anda kendisini ziyarete gittiğini söyledi. Abdülkadir Ömür'ün en az 3 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ama tabii ki kulüp sağlık kurulu oyuncunun sakatlığıyla ilgili daha geniş ve teknik bir açıklamayı ilerleyen dakikalarda yapacaktır. Ama Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı bu sakatlık tabii ki şu anda Trabzonspor'da galibiyetin 3 puanın önüne geçti Mustafa. Oldukça morallerin bozuk olduğunu söyleyelim. Muhtemelen maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı da buna vurgu yapacaktır. Biraz sonra biz de daha detaylı bilgiler alırsak yine buradan aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili Yunus Emre'ye teşekkür ederiz. Yine Trabzon'a gideceğiz ilerleyen dakikalarda değerli izleyiciler. Mutlaka sevgili Yunus Emre Sel de yeni bilgilere ulaşacaktır. Yine basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve İsmail Kartal hocalar neler söyleyecekler, o da yayınımızda olacak. Gökdeniz Karadeniz, Trabzonspor'un Abdullah Avcı sonrası oyununun gelişmekte olduğunu söylemiştiniz. Bugünkü iki farklı galibiyete vurgu yaparken Berat da sonradan oyuna girdi. Evet, Berat gelecek vadeden bir genç oyuncu. Trabzonspor'un orta sahasına hem ofansif hem defansif anlamında katkı sağlayabilecek ve belki Trabzonspor'un o anlamdaki eksikliğini giderebilecek bir oyuncu. Umarım Trabzonspor'da da üstüne koyarak gider. Vakame'yi kenara bırakarak soruyorum. Yani sizin oynadığınız dönemde takımda çok fazla ekstra oyuncular vardı. Ekstra işler yapan adamlar vardı. İşler kötü giderken değil mi? Devreye girer, muazzam işler yapan adamlar vardı. Onlardan birisiniz, onlardan biri. Bugün bir Vakame'yi sayıyoruz. Belki bir ikincisi tartışılır. İşte Abdülkadir Ömür'ü mutlaka sayarız ama talihsiz bir sakatlık yaşadı. Biraz klas oyuncu eksiği var mı size göre Trabzonspor'da? Aslında yok. Abdullah Hoca'nın oynatmak istediği sistemde zaten çok fazla zorluk çekmez. Çok fazla mutlaka klas oyuncunun devreye gireceği maçlar çıkacaktır ama baktığın zaman bir sistem oyunu vardır. Bu sistem oyunda da Abdülkadir Ömür'de, Vakayeme'de, Ekuban'da bugün klasını gösteren bir Canini'de değerli oyuncular. Ama dediğim gibi Abdullah Hoca'nın bir sistem takımı var ve bu sistemde kolay kolay bu geçiş sürecini atlatamaz. Ama sonuçların yardımıyla beraber de çok iyi gidiyorlar. Ama bir 3-4 ay sonra çok daha iyi hız anlamında, teknik anlamında, pozisyona girme anlamında çok daha kaliteli Trabzonspor izleriz. İlerleyen dakikalarda Atina'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Kareiskaki stadında Yunanistan'a attığınız bir 4. gol var, onu anlattıracağım. Böyle Yunan savunmasını şeffaf hale getirdiği, içinden geçtiği. Her zaman 10 kişi kalmıştık o maçta değil mi? Yunanistan'a 4 attığımız maçta da deplasmanda. O maç mıydı o? Evet. Değil mi? Biz 10 kişi kalmıştık. Gökdeniz'in her zaman yaptığı şey ya. Evet. Sadece orada değil. Her zaman geçiyordu zaten. Yunanistan'da yapınca daha anlamlı oldu. Konya'da yapınca o kadar anlamlı olmuyor. Güzel olmuştu. Muazzam goldü o. Yani soldan
Yunan savunmasının titrediğini hissettim. Böyle aralarından belleri kıra kıra hepsinin futbol hayatlarını bitirdi. Kalede Nikopolidis vardı. Nikopolidis ha. Kariyerinin en kötü maçıydı muhtemelen. Sevgili Yılgaz 3-1. Yani ben genel olarak hem Mehmet Yılmaz hem de Gökdeniz Karadeniz'e tabii destek vererek, şu desteği vererek gideceğim. Oyun ve oyuncu gelişimi üzerinden bakmak gerekiyor Trabzonspor'a. Belki Klasa'yı bir kenarda bırakarak. Yani Fatih Karagümrük maçındaki 22 ila 24 metre arasında inen takım savunma boyu vardı. Ve belirli zaman dilimlerinde bu maçta da goller, iki tane gol o şekilde geldi. Anlık seri pas trafiği ve seri pas trafiğinde girilen pozisyon veyahut atılan goller. Ki Karagümrük maçındaki golle beraber bu akşamki iki golü o kenara koyalım. Oyuncu gelişimi olarak da Marlon'u zaten izlerken hem Gökdeniz Karadeniz hem Mehmet Yılmaz bayağı övmüşlerdi. Ben de sadece o övgülerine o desteği vereyim şimdi. Daha demin onlar cümle gelmedi. Sizden çaldım evet, golü kusura bakmayın. Yok, o da şu Marlon belki hala birebir oyunlarda sıkıntı yaşayabiliyor bazı oyunculara karşı. Ama gelişen bir kademesi var. Bugün 3 tane hayati i̇kinci kademesi vardı maçın ikinci yarısında. Yani çok ciddi anlamda ters kademesi, kendi kademesinde stoper kademesine girmeyi beceriyor artık. Ve oyuncu gelişimi noktasında da sadece Vakame üzerinden değil ama belki de her ne kadar çoğu kişiye sıradan da gelebilir. Ama Lewis Becker bile daha farklı işler yapmaya başladı bu takımda. Nereden geldi diye baktığımız takımda. Tabii ki gelişerek gidecekler ama total bir gelişim var. Öyle ifade edelim. Bugün Trabzonspor'un galibiyetinde Konyaspor'un oyunu mu daha etkiliydi yoksa Trabzonspor'un gelişen oyunu mu? Konyaspor'un oyunu bence dağılmaya müsaitti boşluğu verdiği anda. Zaten o boşluğu verdiği anda da golü buldu. Senin radyo programında da konuşmuştuk. Bence Konyaspor Barış Yardımcı'yı da stoper gibi oynatacak ve Skubiç ise Ömer Ali Şahinler'e kenarları devredecek diye bakmıştım ben. Daha önce denemiş olduğu bir kurguydu çünkü İsmail Kartal'ın bu sene. Oyunda onu yaptılar ama kademeli yaptılar. Yani Skubiç stoperleştiğinde Ömer Ali Şahiner geldi. Barış Yardımcı stoperleştiğinde Sokol Sikaleş'i geldi ve bir beşliğe sahte bir dönüş yaptılar. Farklı ama bir ilk 11 çıkardı farklı değil mi? Farklı bir 11 çıkardı ama onu kaçırdığı anda işte Ekuban'ın da katkısıyla, Abdülkadir Ömür'le Serkan'ın pas trafiğinde Ekuban'ın da katkısıyla golü yediler. Çünkü o kademeyi bir kere yapamazsan, akordeon gibi kaymayı bir kere beceremezsen golü yersin, onu da yediler. Ama maçı verirsin. Bir şekilde onu açmak da oyuncuların işi. Bu oyuncular da pas trafiğini doğaçlama yapamazlar. Genellikle çok tekrar. Abdullah Avcı'nın kendi sisteminde hep çok tekrar vardır. O tekrarları gördük bence. Ben Ilgaz'a ek olarak biz aslında Trabzonspor'u konuşurken burada aslında Konyaspor'un kadrosunu da konuşmamız lazım. Yani Konyaspor çok farklı bir ilk 11 çıkarmış. Yani beklenen hani oraya özgü oyuncular yani ilk 11'e yazabileceğiniz ilk isimleri hoca yedek bırakmış bazı isimleri. Oyuna koymadı. Son, tabii ki biz stüdyo aşağı inerken Milošević girdi mi oyuna? Ondan sonra 5 dakikayı tabii biz izleyemedik. Milošević hiç girmedi ama Şengelya 86. Yani o oyuncular Bütücü takıma 46, Endon Dachi 65. Yani yön veren oyuncular biraz daha bence hamleler erken olabilirdi diye düşünüyorum. Tabii ki İsmail Hoca saygı duyuyorum. Kendi tercihidir ama bence Konyaspor'un ilk 11'i bana